kredi kartı harcamalarına da bakılacak. Evet, son dönemde hep teknolojiyle ilgili haberleri aktarıyoruz. Apple'dı, Samsung'du derken bu sefer göreceğe Microsoft çıktı. Türkiye'de 3,5 milyon bilgisayarda kullanılması beklenen Microsoft'un yeni ürünü Windows 8'de piyasaya çıktı. İstanbul'da tanıtımı yapılan yazılımın getirdiği yeniliklere dikkat çeken Microsoft Genel Müdürü Tamer Özmen, Windows 8'in tüm yaş grubundaki kullanıcılara hitap ettiğini belirtti. Dünyanın en büyük bilgisayar yazılımı üreticilerinden Microsoft'un yeni ürünü Windows 8 piyasaya çıktı. Yazılımın tanıtımı İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda geniş bir katılımla yapıldı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen Windows 8'in getirdiği yenilikleri anlattı. Windows 8 bütün cihazlarda aynı platformu getiriyor. Telefonda, tablette, bilgisayarda, masaüstünde, televizyonda aynı platform çalışıyor. Ne anlama geliyor bu? Diyelim ki telefonda film seyrediyorsunuz, telefonu bırakıyorsunuz, tableti alıyorsunuz, telefonda başladığınız filmi tablette devam ediyorsunuz. Özmen yeni programın tüm tüketiciler tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti. İşin güzel tarafı herkese hitap ediyor. Mesela şimdi cihaz kullanım deneyimi olarak bahsedeyim. Ben hala klavyeyle yazmaktan hoşlanıyorum. Oğlum gelip oyun oynamak istediği zaman bir el hareketiyle oyun tableti haline düşüyor. Orada istediği oyunla oynayabiliyor. Özmen, Türkiye'deki bilişim sektörünün geçirdiği gelişme de dikkat çekti. Microsoft Türkiye şu anda Microsoft'un en gelişen pazarlarından bir tanesi, en kıymetli pazarlarından bir tanesi. Son 3 sene içinde ilk kere dünyanın en iyi ülkesi seçildi Microsoft Türkiye. Şu an yaptığımız bu lansman dünyada sadece 7 ülkede yapılıyor. Türkiye bu 7 ülkeden bir tanesi. Ve çok önemli bir özellik, ürün Türkçe sürümlü geliyor. Türkçesi var içinde. Dokunmatik ekran özellikleri geliştirilen Windows 8, kullanıcılara seçtikleri bir resmi parola olarak kullanma imkanı da sağlıyor. Microsoft, Türkiye'de Windows 8'in yaklaşık 3,5 milyon bilgisayarda kullanılmasını hedefliyor. Son noktaya gene piyasalara dönelim.